Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tam 5 tane mi? Pardon, 7 tane prizma sorusu çözeceğiz. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. İlk soruda demiş ki aşağıdakilerden hangisi prizma değildir? Aman Allah'ım. Bakalım. Şu gördüğünüz gibi tabanımız, alt tabanımız, üst tabanımız ikisi de var. Yandan ayrıtlarımız var. Okey, sen bir prizmasın. Bakıyoruz, alt tabanımız, üst tabanımız var. Hangisine ne dediğim önemli değil. Zaten çevirdiğimde alt üst oluyor. Yandaki üçer tane de yüksekliğimiz var. Tamam. Şu yine şu üst taban, şu alt taban. Yanlardan yüksekliklerimiz de var. Ama şu gördüğünüz gibi bir prizma değil. Çünkü alt taban, üst taban yok. O yüzden C. Geldik İkinciye. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Biraz bulanık çıkıyor, kusura bakmayın. Şimdi bu durumda diyor ki A. Dikdörtgenler prizmasının 12 tane ayrıtı vardır diyor. Dikdörtgenler prizması, hemen hızlıca kibrit kutusunu düşünelim. Kutu çizdim ya, pardon. Şimdi ön yüzde 1, 2, 3, 4 var. Arka yüzde de 1, 2, şöyle gözükmeyenler de var. 3, 4. Yan yüzlerde de 1, 2, 3, 4 var. 3 kere 4'ten 12, doğru. Beşgen prizmanın 700 vardı. Beşgen prizma. Tabanın 5'li 1, üstün 5'li 2. Yan yüzeylerde de 5 tane olacak. 7 tane yüzü vardır. Doğru. Üçgen prizmanın 8 ayrıtı vardır. Üçgen prizma. Yukarıda bir üçgen. Aşağıda iki üçgen. Yanlarda da üçer çizgi. Hayır, 9 ayrıtı var. O yüzden yanlış olan C şıkkı. Demiş ki aşağıda aynı küpün 3 farklı görünüşü verilmiştir. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 6. İşte bunlar var ya, kafayı yakan sorular. Ama bu tabii yakan sorulardan basit. Yeni nesil değil. Buna göre iki rakamının karşısında hangi rakam vardır demiş. Şimdi bakalım. Üstte 1 var. 2 burada. 3 sağında. Sonra ne yapmış? Bunu bir böyle çevirmiş. İkincide. 3 hala olduğu yerde. 2 üstte. 4 burada. Kim eksik? 5 ve 6 eksik. En azından burada şunu görmüş olduk. 1'in karşısında 4 varmış. Onu anladık. Çünkü 1 arkaya düştü. Şurada. Sonra 1'in karşısında 4 varsa. Şimdi birinci şekli düşünelim. Şöyle çevirdiğini düşünelim. Tamam mı? Birinci şekli çevirdik. Şimdi bunu bir yana çevirdik. 2 buraya geldi. Buraya o zaman 6 gelmiştir. Değil mi? Sonra 1'i bir daha bu tarafa çevirdik. O zaman 6 buraya geldi. O zaman buraya da 5 gelmiştir. Bu vakitte o zaman 2 arkaya kalmış oldu. O zaman 2 ile 5 karşı karşıya gelmiş oldu. Evet, o zaman doğru cevabımız 5 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Dördüncü sorumuza bakalım. Farklı ayrıtları 5 cm ve a cm olan karedik prizma. Hemen karedik prizma çizelim. Karedik prizma hangisi 5, hangisi A? Bilmiyoruz. Ayrıtlarının toplam uzunluğu 72'dir. Tam sayı olduğuna göre A kaçtır? Şimdi burada iki ihtimalimiz var. Neden? Çünkü şundan ötürü karenin, yani tabanın bir kenarı mı 5 yoksa bir kenarı mı A bilmiyoruz. Tabanın bir kenarını 5 alalım. Tabanın bir kenarını 5 alırsak 4 kere 5 20. 20 de altta var. 40. 4 de etrafta var. 4 tane de A olacak o zaman. Her biri A çünkü. Burayı toplarsak toplamı 72 vermiş bize. O zaman 40 düştüm. 32. O zaman 4 tane A 32 ise 4'e böldüm. A eşittir 8. Ha, direkt çıktı. Cevap 8. Peki ters durum olsaydı ne olacaktı? Merak ettim. Yan yüzeyler 5'er olsaydı. Tamam mı? 4 kere 5'ten 20 olurdu. Toplamımız 70. 2 idi. 72'den 20 düştük. 52, ama burada 4, 8 var. 52 8'e bölünen bir sayı değil. O yüzden bu ikinci ihtimal olmuyormuş zaten. O yüzden doğru, ilk başta doğru bulmuşuz. Geldik şuna. Evet, böyle sorular var ya. Yani LGS'de bile çıkabiliyor bu tarz sorular. Yukarıdaki şekil aşağıdaki küplerden hangisinin açınımıdır demiş. Burada kim kimin karşısında bunu görebilmemiz lazım. Şekli kapatarak. Şimdi tabana ben kareyi alacağım. Beynim öyle yaparsan kolay olacak dedi. Şöyle küpü de kapatayım. Burada kim kimin karşısında onu bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben tabana kareyi aldım. Tamam mı? Kareyi tabana aldım ve şu yüzeyi, o yüzeyi şöyle kapatacağım.
Şöyle kapatacağım. Bu durumda kareyi tabana alırsam arkada üçgen var. Üstte yıldız var, tamam mı? Süper bir yıldız çizdim. Evet, üstte yıldız var. Şurada yarım ay olacak. Tamam mı? Ön yüzü bu durumda daire olmuş olacak. Ve şurada da çarpı işareti olmuş olacak. Bu durumda bu benim yaptığıma göre ayla çarpı karşı karşıya, yıldızla kare karşı karşıya, üçgenle daire karşı karşıya. Şimdi bunu kullanarak bakalım hangisi şey olmuş. Kareyi öne almış. Kareyi öne alırsam ay burada olursa çarpı yukarıda olmaz. Çarpı ile ay çünkü karşılıklı. Gitti. Çarpıyı öne almış. Çarpıyı öne alırsam ben daire ile üçgen bir kere karşılıklı, yan yana değil. Bu da gitti. Kare ile üçgen yan yana olabilir. Ay da burada olabilir. Kareyi buraya alırsam ay da sağda olacaksa eğer, kareyi karşıma aldım. Yani şeklime göre kareyi şöyle çevirdim. Daire yukarı geldi. Daire değil, ters olacak şekilde çevirirsem üçgen yukarı gelebilir. Evet, üçgen yukarı gelirse yana ay gelir. Evet, C şıkkı doğru oluyor burada. Diğer D şıkkına da bakalım. Kareyi yukarı aldık. Kareyi yukarı aldığımızda, üçgeni de yana aldığımızda, ki öyle bir ihtimalimiz yok çünkü kare ile üçgen, kare ile yıldız karşılıklı. Gördüğünüz gibi karşılıkları, kimler karşılıklı geliyor diye düşündüğümüzde soruyu kolayca çözmüş oluyoruz. Geldik 6'ya. Aşağıdakiler hangisi bir üçgen prizmanın açını mıdır demiş. Tabii ki C şıkkı. Son geldik 7'ye. Küpün açını mı olamaz demiş. Şimdi şu 4 tanesi yan kenar olur. Şunlar altı üstü kapatır. Bu olur. Bu direkt kapattı. Şu 4 tanesi yan kenar olur. Bunlar alt üst olur. Bu da oldu. Bu da basit. Şimdi şuna bakalım. Şunu tabana koyduk. Bu bunun sol tarafına gelir. Bu bunun arkasına gelir. Bu bunun önüne gelir. Bu bunun o zaman sağına gelir. Bu da bunun tepesine gelir. Bu da olur. Ama burada şu sağ, şu sola geldi. Şu taban olsa, şu arkaya geldi, şu üste geldi. Bu nereye gelecek? Bu da şununla üst üste geliyor. O yüzden D şıkkı olamaz. İşaretlememiz gereken cevap D şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen size basitçe çıkabilecek, yani sizin kafanızı karıştırabilecek soru çözümleri yapmaya çalıştım. Konumuz prizmalardı. Bir sonraki konumuz olan silindirde buluşmak üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni gelenler abone olmayı unutmayın.